Rus ve Amerikan basını kendi ülkelerine eğer bu sürece uyum sağlayamazsak önde götürdüğümüz süreçte geri kalacağız uyarısı yaptılar. Her gün yeni videolarla birlikteyiz. F-35 uçaklarının sık sık düşmesiyle birlikte hem Amerikalılar hem de Ruslara göre bu alanda savaş uçağı piyasasına Türklerin Kaan uçağıyla hızlı bir giriş yapacağı konusunda hemfikirler. ABD'nin New Mexico eyaletindeki Albuquerque kentinde yine bir F-35 savaş uçağı kalkış esnasında düştü. Yetkililer henüz açıklama yapmadı. Savaş uçağı eğitim tatbikatı yapmak üzere havalandıktan kısa bir süre sonra düştü. Düşen uçak alevler içinde kaldı. Ancak pilot koltuk fırlatma yöntemiyle kazadan sağ kurtuldu. Jetin hangi havaalanından kalktığı belirsizliğini korurken, Kirtland Hava Kuvvetleri üssünün de yakınlarda olduğu biliniyor. Kazanın ardından savaş uçağının tamamen yandığı ve sadece küle dönmüş iskeletinin kaldığı, havadan çekilen görüntülerle kaydedildi. Yetkililer enkazın nedenini açıklamazken, görgü tanıkları uçağın pistten kalkmadan kısa bir süre önce bir tür sorun yaşadığını belirtti. Teknolojisi ve güvenilirliği hakkında şüpheler oluşmaya başlayan yeni nesil jetin, kısa ama kazalarla dolu bir geçmişi varken, ya motora kuş girdi ya da küçük bir teknik aksaklık deniyor ancak, bu küçük teknik aksaklıkların sonuçları ciddi oluyor. F-35 uçaklarının tasarım onay testlerinde tespit edilemediği değerlendirilen, fakat kullanım esnasında ortaya çıkan yapısal problemlerin, uçağın kullanımına kısıtlamalar getirilmek suretiyle, geçici olarak bypass edildiği ve yaşanan kazalar dikkate alındığında, F-35 uçaklarının tasarımında ciddi eksikliklerin olduğu üzerine birçok analiz yayınlandı. Türkiye'nin 5. nesil Kaan savaş uçağı da yeni test uçuşuyla tekrardan gündeme geldi. 2030'lu yıllara doğru Kaan'ın 5. nesil savaş uçaklarında üstün rol oynayacağı ileri düzey teknolojilerin kullanılacağı belirtiliyor. Çin'in 5. nesil savaş uçakları F-35 uçağına rakip olarak öne çıkarken, Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra Amerikalılar da Kaan uçağımızın büyük alternatif olabileceğini düşünüyor. Bu detayları basında çıkan F-35 ile Kaan kıyaslamalarında sıkça gördük. ABD merkezli Foreign Policy dergisi, Türkiye'nin üstün özellikli Kaan uçağını örnek göstererek, savaş uçağı üretiminin dünyada çok kutuplu bir noktaya doğru ilerlediğini belirtti. Dergi, ABD bu sürece uyum sağlamazsa geride kalacak uyarısı da yapmıştı. Rus basını da Kaan'ı yakından inceleyen son grup oldu. Kaan'ın 10 ton mühimmat taşıdığı ve bu alanda rakibi F-35 uçağından 4 ton daha önde olduğu aktarıldı. Kaan'ın çift motorlu olması nedeniyle F-35 uçağına kıyasla bu alanda da üstün olduğu ancak, radar ve manevra kapasitesinin gelecek yıllarda ortaya çıkacağını belirttiler. Rus ve Amerikan basını, kendi ülkelerine eğer bu sürece uyum sağlayamazsak önde götürdüğümüz süreçte geri kalacağız uyarısı yaptılar.